noktasını Beyhan Sultan'ım koyacak. İstemeye istemeye. Ya sen istiyorsun ki buraya geleyim böyle oturayım. Değil mi? Hoşuna gider miydi? İyi şuraya bir sandalye koyayım. Sen her tadımı izle. Evet. Değil mi? Ne güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi afiyet olsun. Ne oldu? Bu kabağı niye bu kadar yakmış? Sorarsın. Ay, şuna bak. Ne kurban olduğum kızım. Gerçekten kabağı yakmasaymış, kabağın kıvamında da şu muhallebiyi yapaymış, güzel bir tabak olurmuş. Muhallebisi güzel mi demek istedin? Hayır, muhallebisi taş gibi. Ha, o da olmamış. Son kayınvalidesin, tabii iyice kıvamı oturmuştur. Biliyorsunuz, seyircilerime de söylüyorum. Seyircilerine, evet. Ben tatlıyı zaten çok seviyorum. Evet. Ama kabak yanmış. Muhallebisi taş gibi olmuş, çok kat olmuş. Tadı güzel ama beğenmedim. Tadı nasıl güzel? Tatlı yani, tatlı. Peki, ikinci tabağım. Günün son üç tabağı en önemlisi. Kendim ters döndüm, kalmış ki o. Tabağın kıvamı güzel ama muhallebi niye bu kadar katılaşmış? Muhallebi yapan yapamamış ama kabağın püre haline getirmesi, ondan sonra kıvamı güzel olmuş. Muhallebinin tadını beğendin mi? Katı dedin, biraz koyulaşmış dedin. Tadı güzel mi? Muhallebiye ne yapmışlar biliyor musun? Tencereye koymuşlar, çırpmamışlar. Topak topak içinde. Şey var, muhallebi böyle bir çok çırpılacak ki kıvamda olacak böyle. Tamam. Beğenmedin. Beğenmedim. Günün son iki tabağı. Böyle muhallebinin böyle kaygan, yoğun olması. Ondan sonra ay vallahi şimdi diyorsun ki bana siz de son geldi ya hani donmuştur. Hı. Bu niye donmadı? Bekledi ya. Evet işte onu diyorum. Ha. İlk başta ben de tadarken onu söylüyorum. Durdukça daha da koyulaşıyor. Ama bu koyulaşmamış. Vallahi bir daha yiyeyim şimdi. Belki de onu ilk tadan kayınvalide de cıvık dedi. Buna cıvık deme gibi bir şansı yok. Hani ilk başta daha oturdu ya şu an kıvamı. Belki de ilk başta yiyen zaten kayınvalide... Zaten bir şey söyleyeyim. İlk baştaki yiyen kayınvalide cıvık dese de muhallebi böyle taş gibi yenmez. Gene böyle birazcık kaşığa gelecek. Ağzını alınca yutabileceğim. Öyle onun gibi ağzını doyanla böyle çevirmeyeceğim. Evet. Bu tabağı beğendim. Evet. Sanki içeride bugün uyumamış belli cin gibi. Uyumadın. Ama içeride de çalışmış. Şöyle diyeyim, böyle diyeyim. Böyle bir hazırlıklı onu gelmişsin. Nasıl? Son tabağın. Bunun altındaki ne? Bisküvi. Yulaflı bisküvi. Nasıl olmuş? Vallahi şimdi iki tabak arasında kaldı. Dur onu bana anlat. Nasıl olmuş? Yani bu tabağın da şeyi katı olmasına rağmen Muhallebisi mi? Katı ama. Ama katı. Katı ama yine de öyle kayıyor. Yani hani çok kötü şonlar kadar şey bir tabak değil. Şeyi kabak püresi. O da güzel olmuş. O da güzel olmuş. Yani kabak pürelerinde hiç sıkıntı yok. Tamam. Afiyet olsun. Sana çok iş düşüyor Beyhan abla. Ben size dedim ki bana tadım yaptım ama oturmak daha güzel. Ama öyle bir dünya vallahi yok. Vallahi ben yeşimi bulamadım. Eyvah diyorum, başka bir şey demiyorum. Hadi ver puanlarını. Şuna bir vereceğim de bu yanık. Birinci tabak bir puan. Buna da bir veriyorum. İkinci tabak bir puan. Buna beş veriyorum. Üçüncü tabak beş puan. Puan dağıtsam olmuyor.
Dağıtmasam olmuyor. Bulamadım. Hadi şu an ajitasyon yapma. Ver puanını. Buna da bir veriyor. Dördüncü tabakta bir puan. Ne yapayım, bulamadım. Dört verecek diye bekliyordum. Kıyım yaptın, kıyım. Kıyım yaptın. Ben üç derledim. Bari onu beğenmiştin. Beğendim. Üç tane bir kullandın. Hiç acımadan. Şu yanık dediğin, niye yakmış ki dediğin, bir sürü söylendiğin tabak bakalım kimin çıkacak? Üç tane birden bir tanesi. İşte önümüzdeki bu tabak. Aç da sahibini görelim. Aç görelim. Tuğba. Şimdi Beyhan teyze. Sen bayağı bayağı tatlıcıymışım. Ben zaten, sen benim tabaklarıma ne diyorsun biliyor musun? Bu gelin lokanta açsın, bu gelin tatlıcı açsın diyen sen. Benim bak kabağın kıvamı böyle olması gerekiyordu. Şef bize böyle anlattı. Kızların süresi yetmediği için kaynatamadılar. Gerçekten evet, öyle bir şey yok. Yok mu sen de? Evet. Öyle bir şey yok. O ben yanlış olsam kızı. Yazıklar olsun diye üzerime koşarsın. Hayır, durun bakalım. Aynen, ona yarıyor. Benim söylediklerimden etkilenen bir kayınvalideyi etkilemeyin. Diğerlerinin süresi yetmedi. Benim sürem bol bol bana yettiği için ben de kaynattım. Bütün kayınvalideler dedi ki rengi koyu ama yanık tadı yok. Ona puan verelim mi? Bir şey söyleyeceğim, hayır. Yanık tadı var mıydı? Doğru söyle. Rengini gördün, tamam. Rengine bir şey gerçekten demiyorum. Gerçekten vardı. Yanık. Evet, tek yanık diyen de oydu. Evet, yanık tadı aldım. Diğer kayınvalideler ne dedi? Sadece rengi koyu dedi. Yanık tadı vardı. Var. Tutturmuşsun tencerenin dibini. Tamam. Dibinde tutmadı. Olması gereken kadar ben kaynattım. Diğerlerini böyle kaynattım. Evet. Ya vallahi. Şimdi senin dört elin vardı da onların ikişer elin mi vardı? Senin süren yetiye de onlarınki yetmedi. Yani şu an inanamıyorum sizin Tuba'ya. Sizin gelinleriniz beceriksizse benim sorunum. Hacer Hanım'a dönüşmeye ama başladın. Ama seni şu konuda tebrik ediyorum. Bir tane beşi buldun. Diğerlerini zaten beğenmedin. Muhallebi kıvamını aradın. Şeye bakmadın çok. Bir tane muhallebinin kıvamını beğendin. Kafanı karıştırmadın, ona gittin. Puan verdin. Bu ne yap? Yanında kayınvalidem ne yaptı? Puan da yaptı. Neden? Beşi. O da dağıtacaktı. Dağıtmayacak. Helal olsun sana. Düşündü. Son 15 saat düşündü. Son bastın birileri. Bak şuna verecektim ama bulamadım. Muhallebisi olmuş muydu? Yok, o da kadın. Helal. Niye verecektin o zaman? Ben sana söylüyorum. Hani sallıyorsun ya. Bir şey söylüyorum. Ben yapamadığın zaman da bir veriyorum. Gene veriyorum. Öyle de veriyorum, böyle de veriyorum. Gel, benim muhallebim nasıl olmuştu? Koyu dedi ona. Hayır, çok demedim. Katı dedi. Muhallebi. Katı dedi. Tamam. Hayır, değil değil. Bak, aşırı katı. Dura dura oturuyor Beyhan teyze. Ama. Taş gibi ama, dedi ona. Ama şu rengin güzelliğine bir bak. Mustafa abi. Kapkara. Şunlara bak. Tuğba, yanık kaynatmaya bak. Vakitleri olmamış. Muhter çıkın, mihter midir, muhter midir? O çikolatanı mı kattın içine? Bitter. Baba yakmışsın, yakmışsın. Hayır, yakmadım. Koku var mıydı Beyhan teyze? Kokla. Aşkım bir ağzını alsan. Kokla. Vallahi. Burnunda büyük. Bitter, bitter. Bitter midir, bitter midir? O çikolatadan var onun içinde. Vallahi Tuğba'yı da kaybediyoruz galiba, Hacer Hanım'a benzemeye başladı. Kokladım, mis gibi kokuyor, bisküvit kokuyor. Devam ediyoruz. Daha iki tane birimiz var. Hadi şu dördü açalım mı seninle? Bu dörde yazık oldu. Oldu. Diğerlerini tamam beğenmedin ama bunu beğenmiştin. Bu tabakta beğenmesine rağmen bir puan aldı. Peki sahibi kim? Üç tane birden ikincisi. Acaba hangi gelini üzecek? Telafisi olmayan puanlar çünkü. Aç görelim. Melek. Aferin sana. Ya beğendin. Madem bulamadın gelinini. Yani harcamana gerek yok. Üç bari verseydin ya. Ben puan dağıtmam aşkım. Evet ya, asla. Ama haksızlık asla yaptın şu an. Bari beğendin beni. Beyhan teyze. Keşke beğenmedim deseydin ya. Hiç kimseden aşkım, ben biri almadım. Aşkım bak, ben ona bak bir şey söyleyeyim mi? Neyi düşündün? Oh canıma değsin Melek. Bak üç kere beş kere başına geldim o tabağın. Herkes de ama gördüm. Ama beğendin. Muhallebiden eledin sen onu. Ama hayır elemedi. Hala bakıyor. Muhallebisi ben tabağı. Onu eledim bir şeyinden. Neyinden eledin? Sen anlamazsın. Söyleme niye çalışıyorsun? Gelinini buldu çünkü. Bulsa tereddüt yaşamaz. Öyle bir şey yok. Buldu buldu. Beğendim dedin. Çok güzel dedin. Muhallebisi koyu ama yine de ağzında kayıyor dedin. Bak herkesin kabak muhallebisi çok güzel. Size yemin ediyorum hepsinin iki de katı.
Şu üçüncü tabak kimin ise inşallah Yeşim'indir. Bir şey söyleyeceğim. Onun mahallebisi böyle. Sen dördüncü tabağa geldiğinde dibinde bisküvi olduğunu anladın. Ekşi gördüm ha. Bir şey söyleyeceğim. Masalarda, tezgahlarda bisküvi var mıydı? Yok bir ihtimal. İnşallah bisküviye göre puan vermemişsindir. O kavanozlara biz yerleştirmedik. Tamam mı? Tabaklamaya göre puan verdiysen buraya gelme. Bak Melek. Canım bak bu tabakta ben puan verecektim ama geliyor. Sen göremezsin onu, sen bilemezsin. Geliyorum. Ben bir şey fark ettim. Tam ne fark ettin? Kurban olayım söyle de ki şunu demem, da fark ettim de. Demem aşkım diyemem. Bak ne biliyor musun ben sana söyleyeyim. Sen bunu çok beğendin. Çok beğenmedi. Tamam mı? Ne sen niye gizem yapıyorsun? Ne o zaman söyle bisküvi ne gördün? Bile son saniye fark aynen, ettin. Aynen altında bisküvi oldun gerçekten fark etmedin. Fark etmedi bile. O bisküvi yedim de bir ağzıma ekşi, ekşi tat geldi. Ekşi dedi. Ya nasıl ekşi dedi? Vallahi ekşi tat geldi bak. Bence ağzını bir gargara yaptı. Eğer ekşi geldiyse daha büyük sıkıntı. Ekşi var. Muhallebiyi beğenmedin. Düşündü. Neyi ne düşünüyorsun? Kabak şeyini beğendim. Kabak şeyini. Sen baştan daha birinci tabaktan başladın. Baştan söyleyeyim ben tatlı çok severim. Hepsi evet. Lezzetli sana göre. Benimkine de güzel dedi. Evet hepsine güzel. Yanık bak orayı ben anlamadım. Yanık muhallebi taş gibi dedin ama güzel. Güzel o nasıl dedi. Oluyor? Tadı güzel dedin. Güzel. Çünkü sana şeker giren her şey. Ya bana tatlılar güzel geliyor. Yeşim niye bir kayınvalide benim tabağıma? Ne yanık dedi ne kötü dedi. Sadece renklerini eledi. Asiye Hanım biraz alıyorum dedi. Benim kayınvalidem daha... Renkleri her bilmiyor. Şey, İlk tabak ona yanık tadı alıyorum dedin. Hayır. Tek alıyorum görmez dedim. Dedi. Kabak yanmış. Hayır. Vallahi dedim kabak yanmış. Kabağın yandığını tabii ki de şey koyu olduğunu anlayacak. Baktığın zaman bu kabak Tuğba, rengi. Tuğba ona bakarsan belki çikolata mi? Koyduk. Ya bisküvi olmadığını bile fark etmemiş. Ben bunları gördüm Allah rızası için. Onu gördüm bu ne dedim. Ama yanık tadı var mıydı Beyan teyze? Var var gerçekten. Hafif var ama öyle çok bir yanık çok tadı yok. Hafif var mı var? Dibi var tutmaya yani. Başladığında ben aldım onu. Ya baksana almışım. Beyan teyze harcadı. Oraya bir kara sakız yapmış. O benimki yanıksa o da ekşiydi. Ben gözümün gördüğünü... Çığ nasıl görmüyorsun ya? Yiyince de mi anlamıyorsun? Anlamıyorum. Çığ görmüyorlar. Azıcık kabağın rengi değişiyor onu görüyorlar ama. Ya ama, Tuba, Tuba. Diğer tab... Dört Tuba verdiği şöyle bir bak. Şöyle bir bak Allah razı olsun. En güzel rengi de benim. İnanarak da söylüyorum. Ben en güzel renk de gerçekten benimki. Ya Tuba şu tabağını savunma ya. Yeşim sona kaldı. Tut lütfen. 5 puan. Melek çıktı, Tuğba çıktı. Ya Aleyna'cığın ya da gelinin Yeşim günün en değerli 5 puanını kaptı. En değerli. Günün en pırlanta puanlı rakibi hediye mi gidiyor yoksa bizde mi kalıyor? Hazırsan eğer açıyorum. Yeşim mi Aleyna mı? Açıyorum. Açtım. Aç Beyhan abla. Hızlı biz de görelim. Aç. Yeşim. Ya bu. Yeşim. Ya lezzetten anlıyorsun. Niye tereddüt yaşıyorsun ya? Bu kadar basit ya.